Düşer düşer, düşer düşer yarışırım. Hep çekleri dağıtırım. 360 ekranlarından maksat yarışmak olsun programından. Yeni nesil yayıncılıktan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Ben Bahar Özmen. Bugün ekip arkadaşlarımla birlikte kara kışa rağmen Beşiktaş'tayız. Bakalım bugünün şans yarışmacıları kimler olacak? Kimler 3 sorumu bilecek ve market çeklerini kazanacak? Hazırsanız başlayalım mı? Alberk'cim hazır mısın? Hiç şarkıma bir alkış bile yapmadın ama gidiyorum, küstüm sana. Evet efendim, gözlerine bakmaktan soru soramayacağımı düşündüğüm bir yarışmacım var yanımda. Hakikaten maşallah gözleriniz çok güzel değil mi? Sizi tanıyalım. Merhaba, ben Zeynep. Ne yapmaya çıktık Zeynep Hanım? Hava da biraz soğuk. Hava soğuklukta kahve içmeye çıktım. İyi yapmışsınız. Arkadaşlarımla buluşacağım birazdan. Şahanesiniz. Maksat Yarışmak Olsun programında 360 ekranında yeni nesil yayıncılıktasınız. 3 sorum olacak size, kabul ederseniz. Gelsin bakalım. Hemen gelsin diyor. Peki. Doğru cevapları verirseniz de market çekim sizin olacak. Peki, inşallah. Hadi inşallah diyelim ve ilk sorum geliyor size. Yemeklerle aramız nasıl? Yani yemeği çok seviyorum. Hepimiz öyle. Keşke hep yapmaya girince tabii annem, ablam falan. Selam olsun diyelim anneye, ablaya. En sevdiğiniz yemekleri neler? Annenizin neler, ablanızın yani neler? Yani çorbası, ablamın tatlıları süperdir. Biz de gelelim mi? Gelin, buyurun. Bu soğuk günde biz de gelelim mi çorba içmeye? Peki efendim. İlk soru yemeklerle ilgili, bileceğinize inanıyorum o halde. İnşallah. Pilav üstü az kuru dendiğinde kuruyla ifade edilen nedir? Fasulye. Kuru, fasulye, doğru cevaptı. Bu soru çok zor geldi. İlk sorum kolay. İkinci soruda üçüncüsü bir parça zor oluyor. Geçeyim mi ikinci soruya? Geçelim hadi. Hadi geçelim. Keyfimiz yerinde. İlk soruyu bildin. Şahaneyiz. İkinci sorum da şudur. Samimi bir şekilde gülen insanların nelerinin güldüğü söylenir? Gözlerinin içi. Gözlerinin içi, doğru cevaptı. Sizin de gülünce gözlerinizin içi gülüyor efendim. Tebrik ediyorum. 2'de 2 yaptık. Artık son soru zamanı. Peki, çok heyecanlıyım. Bakalım. Rica etsem Ayberk'ten bir kart isteyebilir miyiz? Bugün çok cimri, bana vermek istemiyor da. Ayberk kartları alabilir miyiz? Kartları hem de Ayberk'ciğim. Bir tane. Peki. Aldık kartımızı. Bakalım neler olacak. Son sorum daha gelsin size. Otel isimlerinde sıkça kullanılan palas kelimesinin anlamı nedir? Saray. Saray, doğruydu. 3'te 3 yaptık efendim. Nasıl geldi sorularınız? Şahane. Sevindim. Ne güzel, bizim de minik bir katkımız oldu size market çekiyle. Bizim için bir maksat yarışmak olsun deyin gözlerinizin içi gülerek. Maksat yarışmak olsun. Maksat yarışmak olsun. Hoşçakalın. Gözler kartlarımda. Gözler kartlarımda. Öyle miydi, değil miydi? Öyleydi. Öyle miydi? Öyleydi. Ama göremedik değil mi? Evet, göremedik. Peki. Efendim, sizi tanıyalım. Adım Uğur. Burada çalışıyorum. Ne güzel, ne mutlu. Uğur Bey, Maksat Yarışmak Olsun programına katılmak istediniz. 3 soru soracağım size. Sorularıma doğru cevap verirseniz market çekim sizin. Yarışalım mı? Yarışalım tabii ki de. Haydi başlayalım. İlk soruyla gelsin efendim. İlk sorumuz Uğur Bey'e. Velospeed hangi aracın eski adıdır? Hangi araçtı ya? Neydi o, neydi, bir düşünelim. Velospeed. Baş harfini falan söyleme şansın var. B ile başlıyor. B. Ne olabilir, ne olabilir? B'de ne var ya? Efendim, kopya vermek yok. Ya, kopya yok. Kopya yok, kopya yok. B. Ne olabilir Velospeed? Yok ya, bilemedim ya, böyle. Söyleyeyim mi cevabı? Yok, bir dakika. Bir dakika, bilemedim, bir dakika söyleme, bir dakika düşünelim. Düşüneceğim şimdi. Ne olabilir, kopya yok. Kopya yok mu? Kopya yok. 2'dir kopya yok diyorum. Tamam, ne yapıyoruz? Söyleyin o zaman ya. Bisiklet desem. Ciddi misiniz? Evet, duymuş muydun onu? Allah. Öğrenmiş olduk, öğrenmiş olduk. Olsun, maksat yarışmaktı. Tamam, aynen. Tanışmış olduk, kendinize çok iyi bakın. Siz iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Evet efendim, yanımda
eski bir yarışmacım var. Ne olmuştu? Anlatın bize, neler oldu? İkinci soruda tıkandım. Üçüncüyü bilemedim, kazanamadım. Ama bu sefer kazanmak istiyorum. Bu sefer kazanacağız. Evet. Güçlerimizi birleştirelim. Evet. Ayberk'e karşı. Market çekini alacağız elinden Ayberk. Evet. Hazır ol. Çeklerini almaya geliyoruz. Seni tekrar tanıyalım. Adım Yasemin, soyadım Erat. 18 yaşındayım. Şahanesin Yasemin. Özgüvenine hayran kaldım. İlkinde olmamıştı. İkincisinde yapacağım Bahar dede. Gelsin mi soruların Yasemin? Evet. Hızlı hızlı. İlk sorusuyla başlayalım Yasemin'in. Heyecanı da bir atsın. Biri hakkında burcu sebebiyle duygusal olduğu söyleniyorsa muhtemelen o kişinin burcu nedir? Balık. Balık. Doğru cevaptı. Kocaman alkışları alalım. Alkışla kendini ilk soruda. Burcun ne Yasemin? Oğlak. Peki Oğlak burcunun özellikleri ne? Duygusal. Agresif mi oluyor? İnatçı oluyor. Çok inatçı. Sen inat eder misin? Evet. Hangi konularda genellikle? Genel olarak her konuda. Her konuda, genel olarak her konuda inatçıyım diyor Yasemin. Peki şahane. Üstündekinin de rengine bayıldım. Evet. Pembiş pembiş. Evet, çok soğuk gerçekten. Bayağı soğuk. Peki kimler izleyecek seni? Annem izler büyük ihtimal. Annem çok televizyon izlediği için. Selam olsun diyelim annesi. Geçiyorum ikinci sorusuna ben Yasemin'in. İkinci sorun şudur. Hazır mısın? Hazırım. Michael Jackson'ı takip eder miydin? Yo, yani nadir. Onun bir yürüyüşü vardı meşhur. O yürüyüşün adını mı? Evet, onu soracağım. Ya no. Neydi o? Ben sana yardım edeceğim. Ne walk? Bir şey walk. Diyorlardı. Ne walk'tu? Ne walk'tu? Ne olabilirdi? Ne walk'tu? Bir şey walk'tu. Böyle geri geri yürüyordu, hatırlıyor musun? Evet, onun yürüyüşü biliyorum, adını bilmiyorum. Hiç gelmez mi acaba aklımıza? Duymuşsundur walk diye düşünüyorum. Bir şey walk. Ne ne? Ne ne? Gelmiyor aklıma. Ne ne ne? Ayberk dedi ki, Bahar, yarışmacımız bak ikinci kere yarışıyor. O zaman madem adını bilemiyor, o yürüyüşü yapsın, adını biz söyleyelim dedi. Kabul. Yapacaksın mı yürüyüşü? Yapmaya çalışacaksın mı? Yapabildiğim kadar yapıyorum herhalde. Aa, hadi göster bize, hadi göster. Ayaklarım kaymıyor diyor ayaklarım. Olsun, ayaklarımız kaymadı ama yürüyüşün adı neydi biliyor musun? Moonwalk'tu. Yani evet. Duymuş muydun? Moonwalk. Tanıdık geliyor. Artık öğrenmiş olduk. Neymiş Michael Jackson'ın yürüyüşünün o adı? Moonwalk mu? Moonwalk. Doğru cevaptı. Yürüdük. İkinci sorumuz Moonwalk yürüyüşünü yap oldu. Yasemin'e o da yaptı, bizi kırmadı. Son soru zamanı. Hazır mısın? Hazırım. Haydi bakalım son soruda neler olacak? İsabetli bir iş yapıldığını ifade eden deyimde gözünden vurulduğu söylenen kuş nedir? Bir şeyi gözünden vurdu deriz. Turnayı. Turnayı gözünden vurdu. Doğru cevaptı. Kocaman alkışlar gelsin. Azmettin, inat ettin. Bak inadın kazandırdı. İkinci kere katılmıştı. Aynen. Market çekini anneye mi götüreceksin? Büyük ihtimal ben harcarım şu an. Aa, ben harcarım diyor. Annesi vallahi sana vermiyor. Ben aile içi meselelere hiç karışamam. Veriyorum Yasemin'e hediye çekini. Mutlu musun? Evet, çok mutluyum. Teşekkür ederim. Yaşasın. Bizim için bir maksat yarışmak olsun da o halde. Evet, maksat yarışmak olsun. Maksat yarışmak olsun. Yanımda bir beyefendi var, bizimle yarışmak istedi. Merhaba. Sizi tanıyalım, merhaba. Arif, ben Arif. Ben Arif, sadece Arif. Öyle. Soyadın ne Arif? Çeşniyalı. Peki, ne yapıyorsun Arif? Çalışıyorum. Ne işe meşgulsün? Kemer satıyorum. Kolay gelsin diyelim. Hanımlara yönelik mi, beylere yönelik mi? Genelde hanımlar, beyler çok kemer almıyor. Hanımlar aksesuara da önem veriyorlar. Ne güzel, inşallah işleriniz de çok çok iyi olur bu yıl. Hava soğuk ama yine oluyor bir şeyler. Olsun, kemer önemli, aksesuar her zaman takarız. Peki, var mıdır 2019 yılında bir isteğiniz, bir hedefiniz, hayaliniz? Yok. Yok. Peki. Yok. O zaman yarışalım mı? Başlayalım mı? Deneyelim bakalım. Peki bir deneyelim şansımızı. Biraz heyecanlı mıyız? Sanırım. Bir parça. Heyecanda. Göründüğü gibi olmuyormuş. Burada çok farklı oluyor. Başka bir stres. Ay ay ay. Aman nefes alalım. İhtiyacımız var çünkü. Evet. İlk sorum geliyor size. Şu heyecanı bir atalım. Tamam. PAF takımı hangi spor dalının az kadrosuna sporcu yetiştiren genç takımlardır? Futbol mu? Futbol doğru. Cevap da alalım. Akşar hangi takımısınız? Galatasaraylıyım ama pek ilgilenmiyorum. Takip etmiyoruz. Evet. Peki. İlgi alanınız var mıdır? Özel hobileriniz, yaptığınız şeyler? Yani yok. Yok peki. Biz böyle biz sadece soruları sor Bahar bana diyor. Ben de öyle yapayım halde. Geçeyim ikinci sorunuza. Belgesellere göre ayıların en sevdiği zıplayarak nehrin yukarılarına çıkmaya çalışan balık nedir? Ayılar çok sever onları. Hiç balıkla alakam yoktur. Balık sevmiyorum. Şöyle size bir tüyo vereyim. Gerçi balıkla alakam yok dediniz ama bu balık biraz böyle yağlı olur.
Böyle dilim dilim gibi filetosu da böyle dilim dilim de satılır. Somon mu? Sallıyorum. Somon doğru cevap. Alalım alkışları kocaman. Bence bir teşekkür hak ettim şu an. Vallahi sağladım ya. Ettim. Teşekkür ediyorum. Peki zorla teşekkür ettirdim kendime de. Son soru zamanı. Tamam. Güven kendine. Evet. Full odaklan son soruya. Yapabilirim. Yapabilirsin, yapabilirsin, yapabilirsin. Kolay yerden soracağım. Tamam, kolay yerden sonra ama sıradaki soru neyse onu soracağım. Yapabilirsin, evet. Alıyorum. Sıradaki sorun şu. Singapur'un başkenti neresidir? Haydi. Haydi diye. Haydi, bilmiyorum ya. Tahminde bulun. Singapur'un başkenti. Muş. Muş. Çok, çok güzel, müthiş bir cevaptı. Singapur'un başkenti. Bilmiyorum ya. Söyleyeyim mi? Eğleniyor muyum söylersen? Evet. Paslayabiliyor muyum? Diyemiyorsun. Biz o bildiğin yarışmalardan değiliz. Ha, iki tane bildim. 25 lira falan verin. Market çeki veriyoruz efendim. Singapur'un başkentini bilmiyorum. Söyleyeyim mi? Kopya çekemiyorum şu an. Söyleyince üzüleceksin biliyor musun? Gerçekten mi? Bilindik bir yer mi? Evet. Baş harfi ne? S. Singapur'un... Hangi? S ile başlıyor. Evet. Söyleyeyim mi? Beşten geri sayıyorum. Beş. İkinci harfini de söylesene. Söyleyemem. Dört. Son harfini söyle. Üç. İki. Bir. Alayım cevabı. Singapur. Singapur'un başkenti neresi? Bilmiyorum ya. Emin misin? Singapur mu? Ne yani? Singapur'un başkenti Singapur. Tebrik ediyorum. Evet. Alalım alkışları. Başardın mı? Başardın. Kopya var mıydı kopya? Yok. Sadece salladım yani. Peki Singapur Muş'tan sonra Singapur cevabını aldık efendim. Tebrik ediyorum. Şöyle takdim edeyim. Nasıl geçti yarışma? Çok heyecanlıyım. Hala kalbim küt küt atıyor. Küt 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 kalbiniz. Evet, evet. Peki kazandık. Kendine çok iyi bak. Market çekine iyi günler de harcan. Teşekkür ediyorum. Hoşça kal. Tam eleniyordun kazandın. Evet. Tebrik ederim valla. Çok inanamıyorum. Çok önemli. Bir maksat yarışmak olsun de. Teşekkür ediyorum. Maksat yarışmak olsun. Yanımda tatlı mı tatlı, şık mı şık bir hanımefendi var, sizi tanıyalım. Ben Büşra Peker. Tarzınıza bayıldım Büşra Hanım. Teşekkür ederim. Nasılsınız, ne yapmaya çıktık dışarı? İyi, ablam için çıktım aslında. Bugün normalde çıkmayacaktım. Kendisi Balıkesir'den geldi. Ay ne güzel, abla kardeş günü mü? Evet. Şahanesiniz. Bugün ablayla mı yapmaya çıktık dışarı? Bugün alışveriş yapmaya çıktık buralarda, bakın. Ne güzel, kız kıza nelere bakacaksınız? Fark etmiyor ya, her şeye bakabilirim. Gözümüze güzel gelen her şey. Havada biraz soğuk. Böyle ceket tarzı, kaşe tarzı şeyler var. İnşallah istediğini bulursun. Çünkü biz kadınlar kafamızda bir parça belirliyoruz. Keşke şöyle bir şeye rastlasam, böyle bir şeye rastlasam diye. Peki şahanesin, genel kültürüne güvenir misin? Evet, güveniyorum. Evet, bir düşündük. Evet, karar verdik. Güveniyoruz artık. Bakalım neler olacak. Üç soruma doğru cevabı verirsen market çekim senin ablayla harcarsın. Süper. Süper. Şahane. Başlıyorum o halde. İlk sorumda şudur sana. Yemeklerle aran nasıl? İyi sayılır. İyi sayılır. Osmancık ve basmati ne türleridir? Ne türleridir? Evet. Ne türleri olabilir? Abla biliyor, şöyle bir kapadı ağzını. Osmancık. Osmancık bir şey vardır. İşte basmati de onun bir türüdür. Sanırım ne olabilir? Bir düşün bakalım, aklına geliyor mu? Hiç. Pilav türü herhalde. Evet, pilav neden oluyor yani? Pilav neden olur? Neden olur? Değişik yerlere gidiyor. Pilavın nedir yani pilavın içindeki? Pirinç pilavı. Pirinç doğru cevaptı. Alalım alkışları. Bir anda dönüp pilav neden olur? Neden olur? Bir an böyle ben de bir kaldım. Neredeyiz? Ne yapıyoruz? Neyi sorguluyoruz diye. Peki şahanesin ama ben bir kopyacı da duydum. Kim o kopyacı? Göster bana. Yok. Göster. Şuralarda. Ayberk'cim bir dönelim oralara. Kaçışanlar var. Bir dönelim oralara. Şapkalı hanımefendi miydi? Beyefendi miydi? Anne. Tam kameraman arkadaşımın arkasında da bir hanımefendi var. Kendisi mi? Ayberk'cim tam arkanda kopyacı. Tam arkanda ama arkana saklandığı için çekmen imkansız. Peki ikinci soruya geçiyorum. Evet. Heyecan var mı? Evet, heyecan. Sanki biraz arttı heyecan gibi kalabalıkla birlikte. Hiç heyecan yapma. Ablan da seni sosyal medyaya çekiyor. Hiç heyecan yapma sen. Hiç heyecan yapma. Peki ikinci sorum şudur sana. Atıl Kurt sözü hangi çizgi roman ve sinema kahramanına aittir? Film kahramanına. Atıl Kurt der o. Aslında biliyorum. Ha, evet, böyle bir eskilere gidelim bakalım. Atıl Kurt. Atıl Kurt. Hangi sinema kahramanı? Evet, o aynı zamanda bir çizgi romanda da var.
Şimdi bir kopya vereceğim aslında, zınk diyebilecek. Vereyim mi Ayberk? Aynen. Çok heveslisin. Hayırdır. Peki market çeklerimizi dağıtmak istiyor. Ben veriyorum kopyayı. Benden günah gitti. Megastar'ın da adı o. Tarkan. Tarkan doğru cevapta. Ama öyle bir kopya vereceğim ki bilecek diye düşünüyorum. Mutlu oldum. Aynen. Tamam, rahat rahat sevinebilirsin. Oley. İkinci soruyu da bildik. Market çekimizi alalım. Bilmiyorum bile yani. Heyecandan sevinemiyorum. Bak ben yarışmacımı rahatlatamadım Ayberk'cim. Yazık bana. Şöyle vereyim size. Dursun bir son soru zamanı. Hadi bakalım. Hadi bakalım, bizim olacak market İnşallah. Çeki. 2019 şansı gelsin. 2019 şansı gelir. İnşallah son sorum şu. Fenle aran nasıldı kimyayla? İyi, severim. Yani, oo, şahane. Tamam. Bileceğiz o zaman. Periyodik cetvelde S ne sembolüdür? Kükürt müydü? Kükürt doğru cevaptı. Tebrik ediyorum. Oley! Bildik efendim. Yaşasın, nasıl geçti yarışma? Çok eğlenceli ve güzeldi. Şahanesin. Çok teşekkür ederiz. Renk aldım. Ay sanırım alım sıkı sıkı. Görüşürüz. Bay bay. Yeşiller içerisinde çok da şık giyinmiş bir hanımefendi var. Sizi tanıyalım. Ben Rukiye Bozkurt. Yeni evlendim. Ay hayırlı olsun Rukiye Hanım. Ne kadar oldu? Ya 6 ay bitti. Şahanesiniz. Nasıl ev hayatı? Güzel. Alışabildik mi evliliğe? Alıştım tabii ki ama sorumlulukları fazla tabii. Ama yine de çok güzel. Tavsiye ediyorum. Ne güzel. Herkese tavsiye ediyorum. Rukiye Hanım. Şahane. Peki bir yandan çalışıyor muyuz, evde miyiz? Yok, çalışmıyorum. Evdeyim. Ev işleri zaten başlı başına. Aynen öyle. Peki, genel kültürünüze güvenir misiniz? Güvenirim evet, ama tarih, coğrafya konularında daha... Seçmece yok, 3 tane sorun var, ne gelirse artık. Şansınıza kimler izleyecek sizi? Ailem izleyecek. Selam olsun izleyecek. Diyelim, bakalım eşiniz de eminim ilgiyle, merakla takip edecektir. Aynen. Bakalım Rukiye Hanım neler yapacak, ilk sorusu geliyor. Peki. Hadi ilk sorumuz gelsin size. Resim derslerinde bıçakla şekil verildikten sonra sulu boyayla boyanarak baskısı yapılan sebze neydi? Patates. Patates doğru cevaptı. Alalım alkışları. Şöyle bir ilkokul yıllarına aynen, geri döndü. Aynen. En başarılı olduğunuz ders hangisiydi? Ben tarihi çok severim. Tarih coğrafya demişti hanımefendi zaten Rukiye Hanım başlarken. İlgim de var tarih. Ne güzel. Hala araştırmaya devam ediyor muyuz? Yani tabii ki tarih konularını okumayı, tarihsel böyle dönem dizilerini falan çok seviyorum. Şahanesiniz. Ne güzel efendim. Peki şimdi sorunun cevabı patates olunca da malum hanımefendi de yeni evliyim deyince mutfakta böyle en güzel yaptığınız, en iddialı olduğunuz köfteli yemek patates. Köfteli patates. Orada da bir patates var. Şahane efendim. Geçeyim mi ikinci soruya Rukiye Hanım? Evet. Sohbet şahane. Sohbete doyum olmaz. Geliyor ikinci sorum size. Karikatür ve çizgi filmlerde uzun zamandır el değmemiş, terk edilmiş yerlere genellikle ne çizilir? Hiç böyle girilmediğini anlatmak için oraya bir şey çizerler. Eminim kalmamış. Bir hayvanın bir şeyi. Kopyayı verdim. Vallahi şu an hiç hatırlayamadım ya. Hatta nasıl bir kopya versem acaba diye düşünüyorum. Böyle o böyle örgü gibi olur. Oraya uzun zamandır birinin girmediğini belirtmek için yaparlar. Hatta filmlerde de öyle bir şey gördüklerinde diyelim birini yakalayacaklar. Aa buraya girilmemiş derler. Çünkü orada bir hayvanın bir şeyi vardır. Oraya biri girerse o bozulur çünkü. Örümcek ağ. Evet, örümcek ağ. Derin bir nefes aldım çünkü yardım etmek istedim. Teşekkür ederim. Çünkü market çekimizi kazanırsak evde inşallah patatesler, köfteler yapılsın. Biz öyle istiyoruz Ayberk'cim. Biz senin gibi değiliz. Biz cimri değiliz Ayberk diye. Peki, son soru zamanı. Aynen, inşallah. Heyecan doruk tamam. Tabii ki heyecan da var. Nerelisiniz bu arada? Ben Kırşehirliyim. Kırşehir deyince pide geliyor akla. Tabii. Mis gibi yutkundum şu an. Güzel olur yemeklerimiz. Peki şahanesiniz. Alalım mı Ayberk'cim hediye çekimizi? Hadi ver bize hediye çekimizi. Yoksa sormam son soruyu. Belli olmaz senin sağın solun. Aldık, şöyle size takdim edeyim şimdilik. Dursun. Son sorum da... İnşallah geri gitmez. Son sorum da geliyor size. Catwalk hangi mesleğe dair bir terimdir? Onlar özellikle catwalk yürüyüşü yaparlar. Spor? Aa, değil, catwalk. O böyle havalı bir yürüyüştür.
Manken. Manken efendim, mankenlikle alakalıydı. Alkışlar alalım. 3'te 3 yaptık. Manken çekimi sizde kaldı. Teşekkür ederim. Nasıl geçti yarışma? Çok güzeldi. Ben ilk defa katılıyorum. Ne güzel, ne mutlu. Yendim ama güzeldi. Teşekkür ederim. Şahanesiniz. Bizim için şöyle kocaman bir maksat yarışmak olsun diye. Maksat yarışmak olsun. Ailenize de sevgiler. Aynen. Herkese öpüyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Gençlerle yarışmaya devam ediyoruz. Bir arkadaşım var yanımda. Sizi tanıyalım. Yağız Kan Karataş. Üniversite öğrencisi. Ne güzel. Ne okuyorsun Yağız? Matematik. Oo, çok zor değil mi? Zor. Evet, zor. Onunla uğraşıyoruz işte. İnşallah. İnşallah güzel bir şekilde geçersin sınavlardan da. Okuldan sonra ne olmak istiyoruz? Hedefler var mı? Finans sektörüne atılmayı düşünüyorum. İnşallah atılırsın. İstediğin gibi olur. Kaçıncı sınıfsın? 1. Aa, daha yeniyiz. Birazcık daha üniversite hayatına devam edeceğiz o halde. Evet, tabii ki. Peki genel kültürüne güveniyor musun? Az çok. Az çok. Bakalım neler olacak. 3 sorum var sana. Hazır mısın? Başlayalım mı? Başla. Haydi gelsin ilk sorum Yaz o zaman. Saflık, masumiyet ve temizliğin simgesi ne renktir? Beyaz. Beyaz. Zor cevap, alalım alkışları kocaman kocaman. Ne yaparsın boş zamanlarında? Genelde film izliyorum veya arkadaşlarımla dışarıda oluyorum. Ne güzel, birlikte vakit geçiriyorsunuz. Paylaşmak önemli. Hayat arkadaşlarla, dostlarla güzel. Onlar da seni destekliyorlar kamera arkasından. Market çekini kazanırsak artık birlikte harcarız. Tabii ki de. Tamam, yaşasın, şahane. İkinci soruya geçeyim mi Yaz? Geçelim. Gelsin ikinci sorumuz sana. Trafikte sürücünün geriden gelenleri aynasından görmediği noktaya ne ad verilir? Kör nokta. Kör nokta. Doğru cevaptık hocam. Alkışları alalım. İkinci soruda da araba kullanıyor muyuz? Yok, henüz yok. Ama biliyoruz kör noktayı. Peki, evet. Şahane. Kimler izleyecek seni? Derken? Yani evdekiler izler mi? Ya izleyen olur illa. İşte mesela akraba vardır memleketten birileri. İlla ki izleyen olur. Nerelisin? Giresun'dayım. Giresun'a selam olsun diyelim efendim. Fındık deyince aklımıza Giresun geliyor. Yeşil deyince tabii ki Karadeniz'i. Niye öyle bir Giresun'da bir gülüşmeye başladı arkadaşlarım? Ne oldu Giresun'la ilgili? Ben Giresun'u seviyorum da Giresun insanını fazla sevmem bir insan. Abi ben yalnız şey diyecek sandım. Ben Giresun'u seviyorum da onlar beni sevmiyor falan gibi duygusal bir noktaya gidecek olay sandım. Peki demek ki anlaşamadıkların var aralarında, öyle söyleyelim. Peki o zaman gelsin mi son soru? Gelsin bakalım. Eminim bu soruda Giresunlular seni destekleyecek ama içten içe destekleyecekler. Son sorum şudur sana. Kristal elma ödülü hangi alanda verilmektedir? Kristal elma. Arkadaşlarından bilen var. Ama kopya yok. Film? Hayır, değil. Bir sektör düşün. Evet, film sektöründe var ama film sektöründe değil. Başka bir sektörde. Güzel. Ne olabilir? Evet, kristal elma ödülleri hangi alanda verilir? Yani hangi sektörde? Olabilir. Ne? İş sektörü olabilir. Yani ne derler? Ne derler bilemedim ben. Ben de bilemiyorum. Gitti vallahi, gidecek. Yok yok, dur bir düşünelim. Panik yapma, heyecan yapma. Şimdi film sektör dedin. Aslında biz o reklam verilen sektörü... Reklam? O değil de ben niye şu an aklıma geldi? Ne sektörü olabilir? Reklam sektörü. Reklam sektörü olsun, bizim olsun. Hediye çekimizi alalım Ayberk'cim. Hediye çekimizi alalım. Ver Ayberk hediye çekimizi. Vermiyor. Tebrik ediyorum. Geç Teşekkür olsun, güç ederim, olmasın. Önce film dedin, sonra reklam geldi akla. Evet, biraz düşündüm. Artık hiç unutmazsın. Hiç duymamıştım. Artık hiç unutmazsın. Bence bir bak, hakikaten çok da görkemli ödül törenleri oluyor. Reklamcılık da çok önemli bir sektör. Bir bakarsın artık. Kristal bakalım. Elma hangi alanda veriliyor? Reklam. Peki reklam sektörünün ödüllerinin adı neymiş? Kristal elma. Peki kristal elma reklam. Kristal elma reklam diye devam ediyoruz. Kendine güzel. Çok iyi bak. Bir de bize maksat yarışmak olsun de. Maksat yarışmak olsun. Ama öyle bir deme. Böyle güzel, coşkulu söyle. Maksat yarışmak olsun. Maksat yarışmak olsun. Devam ediyoruz. Hoşçakal. Görüşürüz. Bir hanımefendi
geliyor. Buyurun gelin 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 gelin. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok tatlı bir arkadaş grubu var. Evet. Görüyorum, onların destekleriyle geldiniz. Ne yapmaya çıktık bu soğuk havada dışarıya? Biz finallerimiz bitti, o yüzden gezmeye çıktık. Ne okuyoruz? Kimya mühendisliği. Oo, mühendis olacak hanımefendi bizimle, sizi tanıyalım. Benim adım Emel. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okuyorum. Kimya mühendisliği okuyorum. Yaşasın Emel. Arkadaşların kimler? Tanıtayım mı tek tek? Hadi tanın tek tek. Ayberk, hadi dönelim hanımlara. Hadi dönelim hanımlara. Heyecan yaptı. Gelin gelin gelin, hemen bir sizinle tanışalım. Neşe. Hadi gelin gelin. Neşe kim? Neşe kim? Neşe, Neşe. Kim? Evet, Neşe. Merhaba. Selam, gel yanıma. Bir Neşe. İki. Kardelen. Kardelen. Üç kim? Sena. Dört kim? Şeyma. Beşinci dışarıda. O kim? Sinem. Sinem, sana da merhabalar. Peki. Bilir mi sorularımı? Bilir. Bilir. Genel kültürü iyidir. Şahane. Herkes sana güveniyor. Evet. Artık üstünde çok büyük bir baskı var. Bu güveni boşa çıkarmamak gerekiyor. Evet. Peki. Şahanesin. Her bir soruma bir kişiye okutayım diyeceğim ama hanımların sayısı fazla, ama ilkiyle başlayayım o zaman. Arkadaşından gelecek ilk sorun. Hazır mısın? Neşe yardımcı ol. Neşe, sen benim tarafımdasın artık. Cevabı göreceksin. Eğer bir şey olursa Neşe. Neşe, eğer bir kaş göz görürsem Neşe. Anlaştık mı? Peki. İlk sorumuz geliyor o halde sana. Beğenilmeyen, bıkkınlık veren durumları ifade ederken ne tadı verdiği söylenir? Dersin ki ay bu şeyde bir şey tadı verdi dersin. Bu olayda. Kabak. Kabak, doğru cevap. İlk soruda alkışları alalım. İlk soruda alkışları alalım. Seni uğurlayalım Neşe'cim. Hoşça kal. Kazanırsa en son yine bir araya geleceğiz. Bir diğer arkadaşımız geliyor. Kardelen geliyor. İkinci soruyu sormak üzere. Kardelen'den gelecek ikinci soru. Zor sorarsa ben karışmam. Tamam. Anlaştık mı? Cevabı okumadan soracağım. Cevabı okuyacaksın. Yoksa soruyu okumayamazsın. Çünkü ikisi yan yana var Kardelen. Gelsin ikinci sorumuz hemen. Hangi hava olayları? O değil, öbürü. Tamam. Hemen altındaki. Güç seninle olsun hangi film serisinin ünlü sözüdür? Güç seninle olsun hangi ünlü film serisinin bir sözüdür? Aa, kaş gözler başladı Ayberk. Evet. Bu da zor bir psikoloji, evet, değil mi? Yani. Cevabı bilip arkadaşına yardım edememe. Ben bilmiyordum çünkü bunu. Üzülme, dur birazcık yardım ederiz, tüyo veririz. Ne olabilir? Film serilerini düşün böyle. Ne geliyor aklına? Tahminde bulun. Öyle çok klasikler vardır günümüze kadar gelen. Evet. Bilmiyorum ki, aklıma gel Yüzüklerin Efendisi falan. Değil, tamam, o değil ama öyle şeyler düşünmen gerekiyor. Doğru yoldasın. Hiç yok yani. Ben bir parça yardım etsem mi acaba? Değil mi Ayberk? Tamam. Ne savaşları? Neydi o? O şu an gerçekten aklıma gelmiyor. Ha, İngilizcesini de söyleyebilirsin. Çok saçma bir şey söyleyebilirim şu an. Söyleyebilirsin. Klon savaşları mı? Değil. Bir başka bir şey savaşları. Emel. Ay, Emel diyorum. Yani Kardelen. Tamam. Ne savaşları? Ne savaşları? İyi düşün, şöyle bir gözünü kapa, böyle bir şey vardı, adını söylemiyorum artık. Şey, şu çubuk. He, evet. Ne onlar? Ne savaşı onlar? Uzay savaşları mı? Değil. Uzayda neler var falan diye biz buradan... Gezegen savaşları. Hayır, değil. Başka bir şey. Yıldız savaşı. Yıldız. Savaşları. Yıldız savaşları. Çok şükür diyor. Bütün arkadaşlar derin bir nefes aldı. Bilemeyeceğim sanmışlardı. Moraller artık sıfıra yaklaşmıştı. Evet, benim de öyle oldu çünkü hiç aklıma gelmedi. Tamam, yaşasın. Seni uğurluyorum o zaman Kardelen. Görüşürüz. Son soruda kim bu şeyi yaşamak istiyor? Ben. Evet. Aynı bölümde misin? Evet, aynı bölümde. Ne güzel. Aynı bilecek bölümde mi son soruyu? Bilir. Yani zaman, bilecek inşallah. O zaman bir Ayberk'ten hediye kartımızı rica edelim. Hadi bu da sende dursun. Hediye kartın sağında, arkadaşın solunda, ben yanındayım. Ve son sorun geliyor o halde. İşçilerin giydikleri metal ya da plastikten yapılmış koruyucu başlığın adı nedir? Kask. aslında olabilir ama onun bir şeyi var. Bir adı var. Başka bir adı var. Demir, plastik. Ona bir şey diyorlar. Kasket mi? Yani aslında kasket gibi bir şey ama onun adı başka. Evet, yani o mantıkta bir Braket şey. Braket miydi? B ile başlayan başka bir şey. Dur, aklıma geldi. B ile başlıyor. Ya biliyorum ya, inşaat mühendisleri falan takıyor. Bizim okulda. Onlar falan takıyor. Ne oldu? Baret. Baret. Baret, gözümüzde bir ışık belirdi. Baret, evet. Tebrik ediyorum arkadaşlarımla birlikte. Kolektif bir çalışmayla. Hediye çekini oradan istemen lazım. Bunu sizin için alıyorum arkadaşlar. Yaşasın.
O zaman arkadaşları da çağıralım, bir hep birlikte maksat yarışmak olsun diye. Hadi gelin, hadi gelin, hadi gelin, hemen geliyorlar. Gelin gelin, arkadaşınız kazandı. Mutlu muyuz hanımlar? Evet, tabii ki de. Şahane, artık markete birlikte gidersiniz diye düşünüyorum. O zaman hep birlikte bir maksat yarışmak olsun diyelim mi? 1, 2, 3. Maksat yarışmak olsun. Bir de el sallayın. Maksat yarışmak olsun. Bugün de sonuna geldik. Kimileri kazandı, kimileri kaybetti. Maksat yarışmakta tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Çok üşüdüm, gidiyorum ben.